çözüm kucaklaşması örneğinden ifade etmeye çalıştım. Bir de zannediyorum şöyle bir yanılgı. Kendi şartları içinde değerlendirmiyoruz olaylar. Evet. Bugünün normlarıyla bakıyoruz. Aa, bunu nasıl yapmış Kanuni diyoruz. Ama o gün Kanuni'nin muadili olan krallar, benzerleri neler yaptılar bunları hiç tartmıyoruz. Onu dünya hiç nasıldı buna bakmıyoruz. Maalesef. Niye böyle hocam? Ne? Tarih kitapları niye bize doğruyu anlatmaz? Niye kitapları okuduğumuz vakit 40 ayrı Kanuni ile karşılaşırız? Şimdi bizim tabii günümüzde yaşayan en meşhur tarihçimiz Halil İnalcık'tır. Halil Bey der ki, Osmanlı tarihi kadar yanlış anlatılan, yanlış bilinen, iftiraya uğrayan dünyada ikinci bir tarih ve millet yok. Bakın Selçuklu da bizim tarihimiz. Gazneli de, Karahanlı da bizim tarihimiz. Ama bunlara karşı bir linç kampanyası, bir iftira kampanyasını görmeyiz. Fakat Osmanlı üzerinde müthiş bir iftira kampanyasını biz görürüz. Neden? Osmanlı 6,5 asır devam etmiş, 620 sene, 22 sene devam etmiş bir devlet. Dünyada tek bir hanedan devleti olarak bunun ikincisi yok. Bu bir İslam devleti. 3 kıta, 7 iklim yayılmış. Bir taraftan Fas'ta, Tunus'ta, bir taraftan ta Afrika'nın güneyine kadar indiği bir noktada, bir taraftan Yemen'de, bir taraftan Endonezya'ya kadar uzanan etkisi, bir taraftan Balkanlarda, bir taraftan Viyana önlerinde Orta Avrupa'da. Hristiyanlık ölüp ölüp diriliyor, dünyada yok oluyor diye. Bu gücün önünde hiç kimse duramaz. İşte dönüyoruz o zaman ta dönem Kanuni dönemi ve diyorsunuz ki lütfen, Buzbek. Lütfen, o çok önemli. Bu Avusturyalı meşhur 7 yıl İstanbul'da kalmış bir büyükelçi çok iyi inceliyor Osmanlı'yı. Ve diyor ki bizim bu devlete galebe çalmamızın imkan ve ihtimali yok. Zira Türkleri gördüğüm zaman, incelediğim zaman bizim geleceğimiz açısından titriyorum. Üzerimizde sanki korkunç kara bulutlar geliyor. Zira bu millette her türlü güzel ahlak var. Bu millette devletine, hanedanına karşı müthiş bir bağlılık var. Bu millette ilim var, irfan var, bütün iyilikler var. Ve bu millet aynı zamanda galibiyete alışmış. Mağlubiyet diye bir şey evet. Bunların defterinde yok. İhtimallerden biri mağlubiyet değil. Değil. Yani bu telakkiye ne kadar ihtiyaç var değil mi? Evet. Kendimize dönüyoruz. Evet. Bütün kötü hasletler, pislik, ahde vefasızlık, dürüstlük yok. Her türlü ahlaksızlık bizde. Başa karşı bir tabiiyet yok, bağlılık yok. Ve işin en kötüsü mağlubiyete müthiş bir alışkanlık var. Alışkanlık var. Tersinden hocam. Bir de mağlubiyet alışkanlığı o da çok kötü. O da çok kötü yani, tabii. Daha savaşa girmeden mağlup. Nasılsa yenileceğiz de. diye başlanırız elbette. Evet, bu devlete galebe çalmanın bir yolu var. Burası çok önemli tespiti. Hanedanı dine çatamayız. Dine saldıramayız. Ama hanedanı çok rahat gözden düşürebiliriz. Bu milletin hanedana bağlılığını kırmamız lazım. Hanedan, padişah padişahlık. Ailesi. Padişahları her vesileyle kötülememiz lazım. Bu tarihten itibaren adamlar 3 cilt, 5 cilt kitap yazarlar. Ve kitaplara da ufukların padişahı Osmanlılar, büyük Türkler, gurur okşayıcı başlangıçlar. Gururumuzu okşarlar, yüceltirler, yükseltirler. Ardından Fatih'e bir iftira, Yavuz'a bir hakaret, Kanuni'ye bir kötü söz. Ve biz oraya geliriz, Allah Allah, bunu biz dahi yapmıyoruz ya. Bunu bu padişah mı yapıyor? O anda inanıyoruz işte bir tweet meselesi gibi. O anda inanıyoruz ve artık o giriyor bize, o kalıyor. O kitap gitti. Peki hocam şunu Fatih, soracağım. Fatih böyle biri mi? Telakki gerçekten öyle. Türk milletinde biz bir din biliriz, bir de padişah. 1000 yıl ömür versin Yaradan Allah. Evet. Biz bir din biliriz, bir de padişah. 1000 yıl ömür versin Yaradan Allah. Dün Buzbek diyordu ki Osmanlı'yı biz kötülüğe, dini kötüleyemeyiz. Osmanlı'yı kötülüyordu. Bugün bizim bir takım ilahiyatçılarımız televizyonlara çıkıyor, dini kötülüyor. Osmanlı'yı kötülüyor. Osmanlı'nın inancını, ahlakını, Osmanlı'nın dini anlayışını kötülüyor. Çok ileri gittik. Kim eliyle yapıyor? Bizim bir kısım ilahiyatçılarımız. Şimdi tam da bunu soracağım hocam. Şimdi Ferdinand'ın elçisi Buzbek bunu böyle yazar.
Batı bir derdi olduğu için Osmanlı tarihine böyle bakmakta mazurdur. Zaten öbür türlü baksa müthiş bir insaf ortaya koymuş olacak. Peki biz niye böyle bakarız kendi tarihimize? Bu önemli bir soru değil mi? Bu çok önemli bir soru. Biz niye böyle bakarız? Biz kendi iki sebepten buna bakarız. İki sebepten. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti bir Osmanlı'ya karşı olarak kuruldu. Bu bir siyasi bakıştır. Yani devlet bakışı Türkiye Cumhuriyeti'nin, bunu anlamamız mümkün. Yani Mustafa Kemal Paşa hem hilafete hem saltanata bunları bir kenara itiyordu. Yani yeni her, bir şey. Her sistem, her rejim kendinden her rejim, öncekine bir şekilde eksiklerini ortaya koymak ortaya zorundaydı koyacak. Ki kendi gelişini meşrulaştıracak. İfade edebilsin. Bunu yaptı, bunu da gayet anlarız. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun başbakan hakkındaki söylemlerini çok rahat anlayabilirim. Başbakanın ona karşı bakışını, sözlerini de anlayabilirim. Bunlar siyasettir. Ama ilim adamlığı yönünden her birinin haklı olduğu yönler vardır. Haksız yönleri varsa derim ki şurada haksız, burada bu haklı. İlim adamı bunların dışında bakar. Başka bir projektörle bakar. İkinci sebep? Şimdi ikinci sebep, bizim ilim adamlarımız kraldan fazla kralcı oldu. Onlar ilmi bakamadılar. Onlar o devlet bakışını sanki tarih bakışı haline getirdiler. Ve o bakışıyla tarihi yazmaya başladılar. İşte bu kötü. Yani resmi ideolojinin gözlüklerini